Fox ekranlarından herkese merhaba. Mehmet Özel'le mutfakta harika yemekler pişirmeye devam ediyor ve yine harika konuklarla harika sohbetler yapmaya devam ediyor. Evet değerli izleyiciler, bugün sizler için yine çok çok özel tarifler hazırladık. Ama bugün yine bir sürprizimiz var. Sadece tarifler bizim tariflerimiz değil. Bir de çok değerli konuğumuz var. Onun tariflerini de burada pişirmeye başlayacağız. Önce bugün ne yapacağız bir anlatayım. Ondan sonra hakikaten benim için de çok özel bir konuk. Sizler için de çok özel bir konuk. Bizlerle birlikte olacak. Bugün şöyle güzel bol soğanlı böyle hakikaten çok lezzetli bir pirzoladan yahni yapacağız. Onun yanına gerçekten mükemmel bir patates graten yapacağız. Yani fırında böyle kremalı, hafif sarımsaklı, marımsaklı gerçekten çok lezzetli bir graten yapacağız. Bir tane böyle yine her zamanki gibi çok basit bir tatlımız var. O çok basit tatlımızı da yine çok lezzetli bir hale nasıl getireceğiz onu göreceğiz. Fox ekranlarında çok sevilen ve çok başarılı dizisi Bana Sevmeyi Anlatın başrol oyuncusu. Aynı zamanda benim çok eski bir dostum ve çok eski bir arkadaşım. Ve hakikaten biliyorum ki tüm bizi izleyen hanımefendilerin de özellikle hayran olduğu çok yakışıklı ve başarılı oyuncu Kadir Doğulu konuğum efendim. Öncelikle hoş geldin Kadir. Hoş bulduk, merhaba. İyi ki geldin, hoş geldin, ayağına sağlık. Bir de biliyorum yoğun temponuz var, vakit ayırdın bize, geldin, çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, zevkti. Şöyle biz de güzel güzel yemekler yapmaya çalışacağız. Bakalım beğenecek misin diyeceğim ama esasında aynı zamanda sen de bize bir şeyler yapacaksın. Deneyeceğiz. Yok yok, ben senin bir kere zaten çok eskiden tanıdığım için bu sektörün içinden. Sektörün içinden gelen, çekirdekten gelen birisi olduğunu biliyorum. Oynadığın dizideki karakterine esasında uyan da bir... Aynen öyle, güzel bir buluşma oldu. Hakikaten nasıl denk geldi bu ya, şans mı? Şans, yani her şeyin başlangıcı şans olabilir ama devamını tutturmak, devam ettirmek güzel bir disiplin. Alper ve Kadir'in buluşması güzel bir disipline sebep oldu. Evet, çok enteresan bir şey. Yani çünkü değerli izleyiciler, belki herkes bilmeyebilir. Kadir de hakikaten bu sektörden, yani yiyecek içecek sektöründen geliyor ve çekirdekten geliyor. Aynı zamanda hem eğitimini alıyor hem çekirdekten geliyor. Yani hem alaylı hem eğitimli. Biraz öyle. İkisi bir arada. Ve karakterle uyumu da çok denk düşmüş vaziyette. Aynen öyle. Çok keyifli kılmaya başladı o yüzden. Bence de şöyle bir şey yapalım istiyorsan. Birazcık yemeğe başlayalım. Tamam. Ondan sonra vakit kazanalım. Ve ondan sonra süratle hepsini birden hem sohbet ederiz bol bol. Şu pirzolaları bir lezzetlendirmek istiyorum öncelikle. Hızlıca. Pirzolaları atalım aradan çıksın. Sen de bence bir kaserolün içinde biraz krema, biraz tereyağı, biraz da içine sarımsak rendelersin. Biraz tuz. Bunları bir erit istiyorsan. Ki şey yapalım, bu patatesi de ortaya çıkaralım. Etler tahtama değmesin diye çiğ etler. Şöyle bir pirzolaları, bakayım ne kadar alacak, alabildiği kadar. Pirzolaları değerli izleyiciler dövülmemiş kullanıyorum, daha lezzetli olacak. Birazcık bir yarım saat falan pişecek bir yemek, zaten lokum gibi olacaktı. Pirzola yumuşak bir sever misin pirzola? Bayılırım. Ama zaten güzel bir et. Etçil bir adamımdır ben bir daha. Etçil bir adamımdır. Kesinlikle çok severim. Peki sen bir de şey anlat, sen ne yapacaksın bize? Tabii senin bu sunduğun lezzetlerin yanında. Yok estağfurullah, olur mu öyle şey? Belki biraz basit ama lezzetli olduğunu garanti edeceğim bir tarif. Anlattın bana, çok nefis olacağından eminim. Yani evet. Kadir Doğulu'nun tarifini mutlaka deneyin değerli izleyiciler. Gerçekten ortaya çok güzel bir şey çıkacak. Ben yemeden bunu söyleyebilirim yani. Senin menüne küçük bir başlangıç aparatif diyelim. Nedir o? Söyle, anlat peki. Zencefilli ve ballı tavuk kanat. Zencefilli ve ballı tavuk evet. Kanat harika. Daha ismi bile güzel geliyor. Ya bir ismi yoktu, böyle koymak zorunda kaldım. Yapmaktan, yemekten, arkadaşlarımı servis etmekten. Evet, sık sık. Peki evde sen arkadaşlarına yemek yapar mısın? Sık sık, vakit buldukça. En sevdiğim şeydir kalabalık masaları yemek yapmak, doyurmak. Ya şey, yemek yapan insan için de bundan daha zevkli bir şey olamaz. Kesinlikle. Herhalde, değil mi? Çünkü tek başına insanın kendi kendine yemek yapmasının çok bir manası yok. Onu da yapıyorum ama, öbür zaman... yemeyeceksen... Aynen. Manalı oluyor dediğin peki, gibi. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Sen bir de taze damat olduğun için evde yemekleri kim yapıyor? Valla vakit buldukça hangimiz olursa, eğer sabah o geç çıkıyorsa mutlaka o, ben geç çıkıyorsam mutlaka. Onun yeteneği var mı? Yani birçok konuda olduğu gibi yemek konusunda da çok lezzetli Neslihan. Şanslısın yani çok. Neslihan'ın da yemek yapıyor olması. Çok. Çünkü şimdi sen sektörden geliyorsun, iyi yemek yapmaya, iyi yemek yemeye alışmışsın. Şimdi ilk başta kibarlıktan kötü bir şey çıksa da söyleyemez de insan. Öyle oldu zaten. Kötü bir şey çıkarmasa da. Kıvamı tutturmak bazı şeylerde zordur ya. Evet, zordur. O gibi şeyler. Yoksa gerçekten doğal bir yeteneği var yemek konusunda. Ben buna inanıyorum, o doğal yetenek işinde birazcık. Kesinlikle. Bazı insanın elinde bir lezzet denen bir şey var. Yani
İlla ki bunun teknik bilmeyle bu işi yapmış olmakla falan alakası yok. Kimisi tekniğe dayanır. Pişirme zamanlaması, malzeme seçimi. Bazında el lezzetli. Aynen öyle. Ben annelerimiz gibi. Evet, değil mi? En güzel yemeği hep annelerimiz yapmaz mı sonuçta yani? Ben annemden tarif alacağım zaman hiçbir zaman ölçü vermez bana. Oğlum bilmiyorum der bana. Evet, çünkü o öyle yapmaya alışmış. Ben o ölçüyü çıkartırım. Evet, sonunda evet biz kendimiz çıkartmak zorunda kalıyoruz. Şimdi pirzolaları ne yapıyorum? Birazcık karamelize ediyorum. Niye karamelize ediyorum? Biliyorsunuz bütün yemekler şöyle bir karamelize olunca, güzel bir kahverengi olunca daha lezzetli oluyor. Şu pirzolaları arka bölümde 1-2 dakika, amacım tamamen pişirmek değil. Bir tarafı tuzladığım, biberlediğim tarafını tavaya koyuyorum. Ve bunları tava bana müsaade edene kadar pişireceğim. Ya tava etleri bırakması lazım değerli izleyiciler. Etleri bıraktığı anda bu iş olacaktır. Şöyle sıcak ama biraz şöyle yapalım. Kolay değilsin ya. Amacım tamamen pişirmek değil, güzel bir renk vermek. Daha sonra pirzolaları kenara alacağım. Ve diğer sebzelerini koyacağım. Sonra bunu pişirmeye bırakacağız. Aradan çıkacak. Sen bunları süz istiyorsan bir. Tamam. Patatesleri ne yaptık? Patatesleri güzel incecik incecik doğradık. Bakın gösteriyorum, bayağı ince doğradık biz. Siz de biraz özenirseniz evde yavaş 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 yavaş. Şöyle ince ince doğrarsınız. Bunlardan kat 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 bir lazanya gibi bir şey yapacağım. Şöyle bir tane daha sığdırdım araya. Şunu da şuraya sığdırırsam tamam olacak. Dediğim gibi burada amacım pişirmek değil. Şöyle bir izlemek istiyorum. Şimdi bu diğer taraflarına da biraz tuz atacağım. Ki her tarafı lezzetlensin. Karabiberimi orada, karabiber de koyacağım. Ben hemen bu arada sebzelerimi de doğrayayım. Nasıl gidiyor dizi peki? Yoğun mu her şey? Yoğun. Güzel dizi çok bir de yani. Teşekkür ederiz. Biz de hakikaten öyle. Canlandırırken ve sette çok keyif alıyoruz. İnsanların beğenisine sunduk. Güzel de geri dönüşüm aldık. Daha da keyifli çalışmaya devam ediyoruz. Bir de bu uyum da önemli değil mi dizilerde? Çok. Yani ekip uyumu. Çok. Yani bu iş gibi yani tekneye de dayanabilirsin. Severek keyifle de yapabilirsin. Severek keyifle yapmak her zaman çok ekrandan geçiyor. Abi, kesinlikle. Evet yani rejiyle oyuncunun uyumu, ekiple oyuncunun uyumu, oyuncunun oyuncuyla uyumu çok önemli. Hatta kilit nokta diyeyim. Bence şey hissediyor onu zaten izleyici değil mi? Muhakkak. Geçiyor enerji. Muhakkak. Yani mutlaka geçiyor. Muhakkak. Bir de hani senin rolüne de uymuş olmalı bence çok güzel olmuş burada. Hiç zorlanmıyorum. Hiç zorlanmıyorum. Yani bir konu, çünkü bir karaktere hazırlanmak gerçekten zordur. Bir de yemek programı yapıyorsun orada dizi. Evet, evet. Her türlü opsiyonu bugün, kullanıyoruz bununla ilgili. Bugün de bize konuk geldin. Vallahi harika oldu yani. Bence de. Şurada arada bir bakalım. Sinema daha var. Sinema vardı. Ne ekleyecek? Tuz ekleyelim, karabiber ekleyelim. Tamam. Biraz muskat rendeleyelim içine. Sarımsak rendeleyelim. Şimdi bir taraftan da o patatesler için güzelce süzdük. İyice suyu gitsin istiyorum. Suda bıraktık ki fazla nişastası da gitsin. Ama burada nişastalı da kalabilir. Biraz yapışsalar da birbirlerine o bir börek kıvamı verecek zaten patatesleri. Bağlayıcı oluyor. Bağlayıcı bir unsur olacak. Ben de bu arada pirzolanın soğanını doğruyorum ki pirzolanın soğanı da biraz sonra pirzolaların içine girecek. Pirzoları çıkarttıktan sonra. Peki sen eğitimini de alıyorsun bunu hala değil mi? Yani bir süredir gidemiyorum tabii. Bundan dolayı tabii, üzgünüm ama tempoda zor yani ama. Zaman ayırmak zor ama eğitim çok haklısın da yani. Her şeyin başında olduğu için mutlaka bir gün tamamlayacağım inanıyorum. Mutfakta yetiştim. Mutlaka akademik eğitimini de alayım istedim. O yüzden başladım. Bence bir de iyi cesaret ha. Ya üniversiteye açık öğretim ilk üniversitem. O ortamı da koklamak istedim açıkçası. Bence güzel bir şey mi? İnsanın hayatında olması gereken bir dönem bence geliyor. Bence de kesinlikle. Ama tabii ben yaşıtlarımla pek okuyamadığım için dönem dönem zorlandım. Olsun. Kampüs sen işi güzel bir sen sosyal. Sen daha çok gençsin canım, ne olacak senin yaşıtların? Teşekkür ederim. İyice biraz bak gösterdim. Biraz daha olsun. Yani şöyle güzel bir renk alsın. Hem de yemeğimiz daha lezzetli olsun. Sen patatesleri de bence bir tavayı cam fırın kabını yağla, biraz tereyağla. Onu da içine atalım ki patatesler bir aradan çıksın. Yani ama ne yapıyoruz? Kaçırdığınız tarifler için, Kadir Doğulu'nun tarifi gibi tarifler için de ya da bize sormak istediğiniz sorular için bizi sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Nasıl? Instagram ve Facebook'ta Mehmet Özveli Mutfak'ta, Twitter'da Mozer Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümleri ne yapıyorsunuz? Fox.com.tr'nin adresinden takip edebiliyorsunuz. Bu akşam ne yapıyorsunuz peki? Bu akşam da yine çok önemli bir şey yapıyorsunuz.
bana sevmeyi anlattı. Asla asla kaçırmıyorsunuz diyoruz. Saat 8'de. Efendim? Saat 8'de. Saat 8'de tekrar hatırlatıyoruz. Bu akşam saat 8'de işi gücü bırakıyorsunuz. Ve ekran karşısında bana sevmeyi anlatı seyrediyorsunuz efendim. Bu akşamki bölüm ayrı bir aksiyonlu, ayrı bir heyecanlı ve aşk dolu. Evet, kaçırmamalarınızı tavsiye ederim. Bakın. Mehmet Özel'le mutfakta izleyicileri şanslı. Hafiften tiyoları da vermeye başladı. Bu akşam özellikle kaçırılmaması gereken bir bölüm var. Çünkü bizde kavuşamayan bir çift var, Alper ve Leyla. Sanki biraz vuslata eriyorlar bu akşam. Oo, daha önemli bir tiyo daha geldi. Hiç kaçırmamanız lazım. Artık etler istediğimiz şeye gelmeye başladı. Dediğim gibi amacımız pişirmek değil, şu karamel rengini ve şu tavanın dibine yapışan kahverengileri yemeğin sosunun içinde istiyoruz. Bunun üzerine soğuk bir su koyduğunuz zaman, soğuk bir sıra, Fransızlar buna deglaze ekmek diyorlar. O dibindeki kalıntılar sosun içine geçiyor. Yemeğiniz daha lezzetli oluyor efendim. Peki siz nasıl tanıştınız? Bu arada onu da söyleyeyim. Evlilik işi için. Yani nasıl başladı bu ilişki? Sette tanıştınız. Biz set hazırlığı aşamasında tanıştık. Set hazırlığı değil. Ne demek? Ben bu konulara şey... Yani yapım şirketinde başlıyor bu işin ya da uygun görülen acelesiyim toplantı alanında. Okuma provası, kostüm provaları, saç makyaj provaları sırasında tanıştık. Bizi tanıştırmak için bir araya getirdikleri ilk gün aslında. Bir yerde okudum. Sen ilk görüşte aşk demişsin ha? İşte bizi tanıştırmak için bir araya getirdiler. Hı-hı. Yani kimle çalışacağını merak eden insan da araştırmaya başlar. Ne isteyeni araştırdım. Fotoğraflarına baktım. Harika bir filmi var. Dünyadan bir sürü ödül almış Araf diye. Yeşim Ustaoğlu'nu çekti. Onu izledim. Abi ne kadar yetenekli, ne kadar güzel bir kadın. Ama hiç bu kıpırtılar içerisine girmemiştim. Görünce mi gitti kaçtığını kıpırtı? Evet, canlı canlı karşımda görünce şöyle bir kekelemeyle başlayan... Hakikaten biliyorsun, filmlerdeki gibi. Gerçekten öyle. Böyle başladı. Çok romantik ya. Teşekkür ederim. Yani tanıştırılmak için karşılaştırıldığımızda başladı bu iş. Mesela biz filmle tanıştığımızda birbirimize gıcık olmuştuk. Tam tersi bizimkine mesela. Ya öyle oluyor ya bizimki gibi oluyor. Ya da öyle oluyor. İkisinden biri. İkisi de tadından yani. Biz gıcık olmuştuk birbirimize. Yani ikisi iki tarafta birbirinden garip bir elektrik almıştı. Şiddetli aşklar. Valla demek ki ya öyle ya böyle oluyor. Değerli izleyiciler, birazcık bunu sebzelerimle doğruyorum şimdi. Bunu sebzeler dediğim çok fazla bir şey yok esasında. Soğan, havuç, yeşil biber, kırmızı biber, biraz da sarımsak koyacağım. Bunları böyle güzelce pişireceğim. Şimdi ne yapıyorum? Hemen soğanları aynı tavanın içine attım. Biraz tereyağı atacağım şimdi bu aşamada. Ne yaptık? Çünkü öbür yağını dökmüştük. Bunu hemencik, hızlıca içine attım. Şimdi soğanları birazcık tuz. Hemen altını tekrar açıyorum. Çünkü artık tava soğudu. Biraz tuzla. Hatta biraz karabiber de koyacağım içine. Pardon. Şimdi patatesleri de bir taraftan Seda o fırına girebilen cam kabın içine alıyor. Biraz karabiber. Şimdi birazcık bir karıştıralım bunu. Yavaş yavaş dibini de kazıyorum ki o kalıntılar da ortaya çıksın diye. Zaten içine sıvı koyduğum zaman daha da güzel ortaya çıkacaklar. Soğanları pişiriyoruz. Ben bu yemeğin içine birazcık ne salça koyacağım ne domates koyacağım. Mevsimde de değiliz zaten. Çok fazla kullanmayı sevmiyorum kışın. Ama başka bir lezzet katmam lazım. O lezzeti de çok az soya sosu koyacağım. Ve çok az da Worcester sos koyacağım. Ama siz bulamıyorsanız bir parça pekmez de koyabilirsiniz. Yaklaşık. Biraz tatlandırmak istiyoruz çünkü içini. Şöyle... Soğanlar hafif ölmeye başladı. Bu yeterli herhalde. Bakayım. Koy birazcık daha. O yapmışken yapalım. Sarımsak rendelemedin hala. Rendeledim. Rendeledin ha, tamam. Şimdi tuz koydum. Tuz koydum. Karabiber koydum. Tamam. Tat koydum. Hatta şimdi patates çok tuz yiyecekti. Tam yeter o kadar. Tamam. Biraz daha tuz koyacağım ben onun içine. Çünkü aralarında da o tuz lezzetinin geçmesini istiyorum. Şimdi buraya getir onu bir Seda. Şimdi patatesleri gördüğünüz gibi kat kat koyduk. Tavanın dibini yağladık. Bir tencerenin içinde de muskat, krema ve tereyağını erittik. Şimdi onu da üzerine dökeceğim ben bunu.
5 sarımsak erittik. Şöyle üzerine döküyorum. Yani bütün bu lezzetler iç içe pişecek. Düşünebiliyor musun ne kadar güzel bir şey ortaya çıkacak? Kesinlikle. Şöyle bir tatlı, tuzlu dengesini de hazırladık. Şimdi birazcık tavuk suyu koyacağım üzerine. Çok koymayın. İyice tavanın dibini kazıyoruz. Bütün sıvılarla beraber ki hepsi lezzetli hale gelsin. Şimdi bu yatağın içine, daha doğrusu üzerine pirzolalarımızı koyuyoruz. 2-3 tane kekik çok yakıştırıyorum. Taze kekik dalı atıyorum içine. Sonra çıkartırsınız içinden. Bir tane defne yaprağı atıyorum. Pirzolaları da koy içine. Şöyle kısık ateşe alalım. Bunlar yavaş yavaş pişsin artık. Ne yaptık? Patateslerimizi graten yaptık. Fırına attık. Pişmeye devam ediyor. Pirzolamızı yaptık. Biraz sonra hem tatlıya başlayacağız hem de Kadir'i de buraya alacağım yanıma. Beraber zencefilli, ballı tavuk yapacağız. Harika bir atıştırmalık olacak. Bence mükemmel olur. Hele böyle evde maç seyrettiğiniz günlerde falan, değil mi? Çok yakışmaz. Arkadaşlarımı çağırdığım zaman. Evet, çok güzel bir atıştırmalık olacaktır. O yüzden onu da yaptık. Şimdi pirzolaları da bunun içine yerleştirdikten sonra son bir dibini kazıyorum ki iyice bütün lezzetler içine, geçsin. Ya bakın, esasında hiç salça ve domates kullanmadan aromatik bir yahni yaptık. Kapat kapandı. Bununla işimiz bitsin. Ne yapıyoruz tatlı için? Söyle. Tatlı için ne yapıyoruz? Sen önce ganaj mı yapacaksın bunu? Yok, hayır. Yok, onu tamam. Erimiş çikolata erimiş yapacağım. Çikolata. Elimde böyle artık keklerim var. Bakın değerli izleyiciler, artık kekler evet, var bildiğimiz. Evet, pasta yaparken kenarından kalan kekler. Ya da hani hazır güzel. Ellerine böyle bir hazır kek yoksa bu hazır pastabanlardan da kullanabilirler. Aynen öyle. Bunu ne yapacağız? Şimdi bunu ganajım var. Daha önce ganaj yapmıştık. Yine bir tekrar ganaj, edelim. Ganaj ne değerli izleyiciler? Ganaj hep yaptık. Bir sürü ekler pasta da yaptık burada. Başka şeyler de yaptık. Ganaj sıcak erimiş kremayla birebir ölçekte çikolatanın bir araya gelmesi ve sonunda böyle krema, böyle bir krema ortaya çıkması. Yok. Bak on, şöyle bir şey yapayım. Sana bir kaşık şöyle ganajımızdan da vereyim. Lütfen. Bu da çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Nasıl? Bu da olağanüstü bir şey ya. Çok. Yani çok basit bir şey ama kaynar krema ve aynı miktarda çikolata. Rendelenmiş çikolata ya da bitter yani ufak parçalanmış çikolata. Ganajla. Ganajla kekiği karıştıracağım. Evet. İçerisine ne arzu ederlerse bizim üzümümüz var, ceviz üzümümüz var. Tamam. İçine koyacağız. Üzümle ceviz koyacağız biz içine. Onları güzel top top yuvarlayacağız. Esmer şekerli mi koyacaksın? Yok, ekstra şeker koymayacağım. Tamam. Onları güzel top top yuvarlayacağım. Okay. Ben maride çikolata eritiyorum. Çikolatayı komple bulayacağım. Bu banlıcan çikolatayı evet. Bakın. Ve bu kadar basit bir şey yapacağız, ortaya bomba çıkacak yani. Ortaya bomba merak bir tatlı et. Çıkacak. Sen onu şurada yapsan da biz Kadir'le haftadan zaman şeye başlasak. Tavuğa başlayalım. Tamam. Gel istiyorsan Kadir yanıma, beraber başlayalım. Müsaaden. Estağfurullah. Sen ne tarafa geçmek istersin, bu tarafa mı o tarafa mı? Şimdilik bu tarafta. Okey, o tarafa verdik, geldim. Tamam. Şimdi sen tavukların orada. Evet, önce paneleyip kızartmaya başlayalım. Onlar kızarırken de bulayacağım sosu kase, yapalım. Peki bir kase mi vereyim sana bulamak için? Şu unu kullanabilirsem aslında bir güne yeterli olur. Evet. Ama onu neyin içine koyalım? Bir şey kaseye koyalım değil mi? Bir tık daha geniş olur. Bunu da bile hallederiz. Hiç fark etmez. Şuna verirsek daha geniş. Bu hem lütfen, daha kolay olur. Ben de şu kızar bir parmak yağ yeter mi? Evet, bir parmak yeter. Tamam, süper. Biraz önce delikman, karabiber ve tuz gördüm. Tamam, onu vereceğim. Rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Tuzu da ver. Biraz. Değerli izleyiciler, zencefilli, ballı, Kadir Doğulu tavuğu yapıyoruz. Evet. Evet, içine tuz ve karabiberle lezzetlendirdik önce. Evet. Sarımsağı, çünkü pan ederken tozunu kullanmak daha iyi oluyor. Yakışmasını sağlıyor. Normal sarımsak da kullanacak mıyız? Evet, sosunu pişirirken. Ha, onu şeye koyacağız, pardon. Tabii. Diğer sallayacağımız zaman koyacağız. Aynen yani. Öyle. Bunun ıslaklığı yeter zaten. Onu bir karıştır istiyorsan bence. Evet, varsa bir onu, şey alayım. Buyur. Şöyle güzel unu karıştırıyoruz değerli izleyiciler. Kadir Doğulu usulü
Zencefilli ballı tavuk. Ben bir üzümü rica edeyim mi tabii sizden? Bu arada ganajla şey de karıştı. Onun içine kuru üzüm atıyoruz. Ceviz kırılması gerekiyor mu? Götür mü? Öyle ufak bir iki parça bölsek yeter. Tavukları bu kuru marinata, yani kuru şeye, dış paneye buluyoruz değil mi? Aynen. Yani güzel bir altın sarısı. Şunun altını yakayım ben bir dakika. Dengeli pişsin. Bir tabak gerekiyor Mehmet Bey. Tuz, sarımsak tozu, karabiber koyduk unun içine. Unu lezzetlendirdik. Tavamızın içine de bir parmak kadar sıvı yağ koyduk. Şurada şu lezzet almasını da koyayım. Tamam. Şimdi bunları güzel güzel Kadir una buluyor. Bu lezzetli una, içinde tatlandırdığımız una buluyor. Yemeğin lezzeti küçük detaylarda gizlidir. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani çok önemli değerli izleyiciler. Yemeğin lezzeti ufak detaylarda gizli. Ben de yağ kızdırıyorum. Yağın kızgın olması lazım değil mi? Evet. Önce kızacak, sonra orta dereceye indirsek. Sonra düşüreceğiz. Aynen. Tamam. Birazcık kızsın şimdi. Sonra orta dereceye indiririm. Çikolatayı eritiyoruz. Niye eritiyoruz? Bu yaptığımız tatlıları içine bulamak için. Bir taraftan şimdi zencefili güzelce doğuruyor Kadir. Seda da ne yapıyor? Seda da o pandispanya, ganaj, yani ganaj dediğim kremayla çikolata karışımı, kuru üzüm ve cevizi, başka bir şey koymadı zaten yok, içine. Bir hamur haline getirdi. Bir hamur haline getirdi. Bu çok güzel oldu vallahi. Ben bir ağzıma bakayım. Gelir. Evet, bakın doğru bıçak kullanma tekniğini de gösteriyor bu arada Kadir bize. Senin yanım yok. Yok, estağfurullah, valla harikasın. Bakın ne yapıyor, ben her programda söylüyorum. Üç parmak kuralı diye bir şey var. Yani şöyle yaptığınız zaman elinizi kesmezsiniz. Parmakları içe bükey yapmak lazım. Bu ritimle de ilgili. Kestikçe geri atacaksın aslında. Aynen, kestikçe geri atacaksın ve parmak hep arkada kalacak ki kesilmesin diye. Bu zamanla kazanılan bir hız. Ama çok acele etmemek gerekiyor. Evet. Hep söylüyorum, en önemli şey önce sağlığımız mutfakta. Kesinlikle. Yani emniyetimizi kaybetmeden bu işi yapmamız lazım. Bunlar da tamam bence. Evet, onlar da tamam. Bunu alayım şimdi böyle. Şimdi artık bence bu yağ kızdı. İstiyorsan şey yapalım mı? Bir maşa alayım ben. Şurada var maşa. Olur, en azından başlamıştan. Bir tanesini at istiyorsan. Biraz açayım mı altını? Evet, biraz açabiliriz. Şimdi açalım. Şu anda biraz bekle bence. Tamam. Bir lokma daha kızar, şey olsun. Çok da yağ çektim benim. Ben çünkü çok kızmıştım, biraz kapattım o arada, tabii soğumuş gene tekrar. Burada amacımız tamamen pişirmek değil, biraz da çünkü şeyle sallayacağız. Malzemelerle de sallayacağız. Aynen. O yüzden de ne yapıyoruz burada? İki dakika bir yüzün, iki dakika bir yüzün yetecektir. Güzel bir altın rengi almasını lazım. Aynen. Birazcık daha vakti var mesela bunun. Hem de bu arada yağımız kısın iyice. Ki diğerlerini atabilirim. Ben de bir tabak rica edeceğim. Sen de bir tabak rica edeceksin topları için. Ben de sana bir tabak vereyim şuradan. Sen de bu çikolatalı harika topları şöyle koyuyorsun. Bunu sonra burada eridiğimiz çikolataya batıracağız, evet. Erittiğimiz. Bu işe biraz tereyağı atayım mı, daha rahat batırırsın? Bir parça güzel olur. Bence de güzel parlaklık olur. Parlaklık katar. Bakın erittiğimiz çikolatanın içi.